Cevat Çapan'la ve karısı Gönül Çapan'la bir gün oturuyoruz. Evindeyiz galiba. Tezer de var. Gönül bana dedi ki ya niçin sen yani bu mavi sürgünü yapmıyorsun falan dedi. Ben okumamıştım kitabı. Peki dedim okuyayım o zaman dedim. Okudum ve serüven başladı. Çok beğendim romanı. Evet. Yani evet. O kadar çok malzeme şey, var ki. Evet, evet. O kadar çok... İlk kez öğrenmiş oldum böylece yani. Evet, evet, evet. Ve çok büyük bir prodüksiyon. Evet. 3 milyon mark. Almanlar koydu parayı. Yaptı. TRT ortak. Bana hareketli tren buldular falan. Hareket eden trende çektim bazı görüntüleri. Bir yolculuk anlatılır. Bodrum'a gelir. Bodrum'daki hayatı falan. Ve orada bir köylü kızıyla Hatice ile evlenir. Evet, evet. Evlenir. Hatice'yi ilk gördüğü yerde çok fakir bir aile olduğu için Hatice şeyi su dolabını kendisi çevirir. Eşekleri yok çünkü, atları yok, katırları yok. Bunu görür gizlice ve orada aşık olur. Ve filmin sonunda da evlendiler onlar, evlenirler falan. İkisi birlikte dönerler. Yani film bir Mevlevi hareketiyle başlar. Eski evet, gidiyor. Evet, yani eski bir şey. Ve dönme hareketiyle de biter. Onun için de mesela Ayşe Şasa muhteşem bir epik diye yazı yazdığında bu dönme hareketini çok iyi anlatmıştı. Yani dönerler, dönerler ve biter film. Uzun da bir filmdir, 2,5 saat falan filan. Beni çok yormuştur o film. Hana Şugula, dünya starı Hana Şugula oynuyordu. Ve çocuklar gece yarısı tabii işte şeyi atlıyorlar, havuzu atlıyorlar, bağırıyorlar, çalışıyorlar. Ben uyuyamıyordum. Bana hep Orapax getirirdi şeyime, kulağıma, geceleri, evet. Ve çok iyi bir ekipti. Evet. Yani büyük evet. bir ekipti. Büyük prodüksiyon ama çok iyi. Çok iyi prodüksiyondu evet. Ve çok da başarılı oldu şeyde Almanya'da. Türkiye'de de oynattık evet. biliyorsun. Evet. Öyle bir şeyler işte. Evet. Doğru cevap da alabiliriz aslında. Evet. Sonra ben devam da evet, ederim. Yani ben... Tabii çok merak ettiğiniz şeyler varsa araya şey yapalım. Biz de biraz dinlenmiş oluruz. Şimdi... Ama yüksek sesle yapalım. Şimdi ben şey merak ediyorum. Bu çok güzel filmler. Bunların CD'lerini bulabilir miyiz? Var tabii yani bir kısmının CD'si var. Ve şeyde Google'da var. Şeyde var. Yani... Bunları görebilirsiniz. Google'a girip mesela Mavi Sürgün'ü görebilirsiniz. Hayır hayır, indirmek şeklinde değil. Yani sahip olmak şeklinde. Yani sahip olamazsınız maalesef. Yani çünkü Türkiye'de evet. çok kötü bir arşivcilik var. Evet. Ben yeni imkanlarla falan, Hakkari mesela bir şeyi yok evet, yani. Mesela ben kanalı istemiştim yani ancak bir şeyin kasetini bulabildik. Hani evet, çok yani zor. Öyle şey yok. Ancak gösterilerde falan görebilirsiniz. Belki ben öldükten sonra bir şeyler yapacaklar, çıkaracaklar yani bilmiyorum. Ama şu anda yok yani. Maalesef çok üzgünüm o yüzden yani. Şey, arşiv yok. Yani benim filmlerim mesela Sami Şekeroğlu'nda duruyor. Yani ayıptır söylemesi. Kutular paslanmış gördüm yani. İçim kanadı yani. Evet. Orada negatif var. Negatiflerin kutuları paslanmış. Olacak şey. Evet. Filmleri saklamak çok zor. Teknik olarak biliyor musunuz bilmiyorum. O teneke kutulara konuyor. Ve çok ısı şeyleri, ama odanın, işte bu odanın yalıtımı bilmem ne. Çıktı, dijital alıyoruz evet. şimdi. Yani böyle yerler, bir tek Sami Bey'in korumuş olduğu Cinema TV de var yani Türkiye'de böyle bir şey. Fakat orada da tabii yine de teknik olarak öyle iyi korunamıyor. Bir de tabii bunların her defasında tabii ki şeylerin alınıp pozitif kopyalarını alıp restorasyondan geçip bu işte bahsettiğimiz DVD veya şeyleri aktarılması lazım. Bence... Bu başka bir konu. Şimdi biz önemli, çok önemli bir konu. Evet. Maalesef böyle bir yara olarak var evet. işte yani. Mesela şöyle bir şey sorulabilir belki. Yani bütün bu filmler içerisinde tabii ayrım yapmak çok zor ama senin daha çok böyle hani hem sinema olarak hem dil olarak şey olarak en şey yaptığın, kendine yakın bulduğun film hangisi oldu işlerinde? Mesela Hakkari Bir Mevsim mi? Yoksa hiç böyle bir ayırma gerek yok yani mu? Büyük çocuğunun ortancayı mı seversin gibi bir soru içinde evet. söylüyorum. Hayır, yine de soruyorum şurasından. Çünkü dil farklılıkları var. Şöyle bir şey, yani şeyde önem verdiğim şeylere göre mesela Sherlock kitabını yazan Robinson, çok büyük bir sinema yazarıdır. Böyle bir cilttir o şey, Sherlock kitabı. Bugüne kadar yapılmış en iyi Türk filmi Hakkari'de Bir Mevsim diyor. Tabii onu öyle söyleyince etkileniyorum ben. Yani evet. acaba o mu falan diyorum. Ve diğer şeylerde yani 4-5 tane başyapıtım olduğunu söylüyorlar. Başyapıt yapmak o kadar kolay tabii, değil. Tabii. Yani işte
Bereketli, Hakkâr, Ayna, son yaptığım yük ve Mavi Sürgün. Bunlar evet. Yolda mesela Venedik yarışan, Venedik'te yarışan film mesela. Evet. Yılmaz Güney'e bir yolculuktur o. Aslında onu unuttuk yani. Atladık daha doğrusu. Yani ciddi bir film. Yani yolda iki, yolda üçü falan yaparsan seyrederler. Yani söz açıldı, Yılmaz Güney'den söz açıldı. Ben bir yerde okumuştum. Yılmaz Güney benim sinema şevkimi kırdı diye bir sözünüz var. Şöyle yani onu cımbızla çekip manşet yapmışlar. Şöyle 26 gün sonra ben yolu çekerken biz yolladı. Çünkü devamlı istihbarat, ben onun istediği gibi çekmiyordum filmi. Kendime göre, kendi dilime göre çekiyordum. Ve şöyle bir şey oldu, şeyi yolladı ve işte dedi ki filmden memnun musunuz dedi Fatoş'u. Topladı Tarık Akan, Aytaç Armağan, Erol falan. Onlar da hepsi çok memnunuz falan dediler. Ben dedim ki ya bir yönetmen burada yargılanıyor yani. Ben bundan sonra bunlara söz geçiremem dedim. Ayağa kalktım, ben dedim bırakıyorum filmi dedim. O da dedi ki arkamdan nispet yapar gibi. Zaten dedi filmin faydası etmeni istemişti falan, bırakmanı istemişti dedi falan. Tamam dedim. Sabaha karşı rahmetli Kamil Sönmez'den cebime para koydu. Otobüse bindim. Uçak parası vermişti. Evet. Uçakla eve döndüm. Evet. Tezer dedi ki ne arıyorsun sen burada, ne oldu falan dedi. İşte böyle böyle dedim. Ya hiç üzülme dedi. Yani ben Göteborg'da çalışıyorum. Sana bakarım, sen film yapmaya devam et dedi. Hakkâr'da bir mevsimi bir daha oku dedi falan. Ya okumak istemiyorum falan dedim. Sonra gitmiş Ferit'le konuşmuş. Ferit tabii böyle biraz olmuş. Yani kitabının filme alınması için heyecanlanmış falan. İşte macera öyle başladı ve Hakkâr'da bir mevsimi yaptım ondan sonra. Dolayısıyla böyle bir şey. Evet. Aslında tabii bu bağlantı var. Bir de tabii şöyle gerçekten ilk yani Bayram adıyla başladığı zaman Erdem yol yaptı. Hikayede çok kahraman vardı. Yani çok yoğundu aslında. Yani o senaryonun 11 kişinin hikayesini anlatıyordu. Bütünüyle elden geçmesi gerekiyordu. Tabii o zaman o sırada Yılmaz Güney de biraz ısrar etmiş. Yani aslında Şerif Gören işte onu fark etti ve dolayısıyla da 5-6'ya indirdi. Yani o süreçte tabii, senden sonra yani Erden'in tabii o şeyle boğuşması gerekiyordu. Yani senaryo öyle o şeyle yani çok zor bir projeydi başlangıçta. Ya Yılmaz'la uğraşmak, ya Yılmaz yani böyle rahat falan, sakin kolay falan, düz bir adam değil. Yani böyle çok karmaşık bir adam, zeki bir adam. Bir de itiraf edeyim ki yani çok iyi senaryo yazan bir adam. Evet, senarist yani. Yani onun vakti var o sırada, cezaevinde olduğu için. Evet. Mesela Sürü çok güzel bir senaryo, Yol da çok güzel bir senaryo. Düşman da öyle. Bir deha yani, çünkü mesela Umut'un senaryosu yok. Evet. Gece yarısı dama çıkıyor, bir şeyler çekiyor, dama çıkıyor, yenice paketin arkasına yarınki sahneleri yazıyor. Hatırlar mısın yenice paketin sigara? Ondan sonra geliyorlar, gene gece dama çıkıyor, uyumuyor, gene yenice paketin arkasına yeni sahneler yazıyor falan. Ve Türkiye'nin şu anda en iyi filmlerden biri tabii. Yani. Evet, tabii. Aşılamaz. Çok, evet, sizin yolunuz aşan filmlerden bir tanesi Umut yani belki. Bir de şey sormak istiyorum. Yani oyuncular... Kalemi kuvvetliydi. Ne tür oyuncularla daha rahat çalışır? Mesela tiyatroda belli bir aksiyon vardır. Bir baştan sona gider bir hafta. Yani o duygu yükselir. Sinemada kesik kesik. Biraz önce dediniz ki konuşmanın başında. Sırayla çekilmez tabii planlar. Ondan. Plan ya tiyatro bunu yapmak. Bir de sırayla çekilmez. Tabii sırayla çekilmez. Peki o oyuncuya o duyguyu nasıl yüklüyorsunuz? En dramatik sahneyi çekiyorsunuz. Ondan sonra sokakta gezerken olan sahneyi çekiyorsunuz. Sokakta gezip o yere gelmesi lazım. O duygunun yüklenmesi lazım. Yani ikisi çok ayrı oyunculuklar. Tiyatro oyuncusunu sinemada kullanmak kolay mı? Çok ya da sinema oyuncusu tiyatroda oynayabilir mi? Şimdi bir şey anlatayım size. Andrzej Wajda, bu bir Macar, dünya çapında bir film yönetmeni. Aynı zamanda şu anda öldü tabii. Ölmeden önce de tiyatronun başındaydı. Aynı zamanda tiyatrocu. O dünya çapında filmlerini yaptıktan sonra bir ara tiyatro yapmaya başlıyor. Ve diyor ki oyuncuya, yani koltukta kalp krizi geçireceksin ve bunu oyna bana diyor. Başla diyor, işte başlıyor, kalp krizi geçiriyor falan. Duruyor oyuncu. O da diyor ki berbat bir şey bu diyor falan. Çok kötü diyor falan. Yanına gidiyorlar, kıpırdamıyor oyuncu. Ölmüş gerçekten. Tabii kalp ölmüş ve diyor ki yani gerçekten bu sinema sahnesi olsaydı
gerçekliği bakımından muazzam bir sahne olurdu diyor. Dolayısıyla yani şeyde gerçekten ölen bir adam değil. Çünkü tiyatroda bulut değil, kağıttan bulut. Kuş değil, kağıttan bir kuş daha etkili olur. Yapmacıklar üzerine kurulu bir sanattır. Yani doğallık falan kabul edilemez. Yani Çekov'da bile yapmacıklar üzerine kurulu bir sanat olduğu için adamın oyununu beğenmiyor. Adam çünkü o kadar doğal bir şekilde ölüyor ki yani. Yani bu ayrım çok önemli. Çok önemli. Tiyatro ile sinema arasındaki ayrım budur. Onun için bazı yönetmenler filmlerini çok teatraldir. Tiyatro etkisi vardır çünkü. Tiyatro etkisinden kurtulmak için mesela Jean-Marie Straub var. Jean-Marie Straub mesela uzun uzun bir heykelin ayağını gösteriyor. 2 dakika falan onu seyrediyorsunuz. Sonra kolunu gösteriyor falan heykelin. Jean-Marie Straub. Sonra dedi ki şeyde akademideki bir şeyde konuşmada ben dünyanın en büyük sinemacısıyım dedi. Şimdi doğru mu söylüyor? Acaba sinema böyle bir şey mi falan? Yani böyle bir ikileme de düşüyorsunuz yani. Ama sinemada tabii söylediğiniz gibi şeyler var. Yani planlar var. O planları bir araya getiriyorsunuz kurguyla. Ya ağlıyorsunuz ya gülüyorsunuz falan değil mi? Bir, yani algıladığınız. Tabii. Çok zor. Çok farklı yani. Çok farklı. Ama bazı şeyler, oyuncular ki bizdeki oyuncular çok mükemmel oyuncular yetişti. Gözümüz aydın yani. Hakikaten çok iyi oyuncular yetişti. 10 kişi, 20 kişi sayabilirim. Bunların hemen %90'ı tiyatro kökenli. Ve geldiler ve sinemaya adapte olabildiler. Tiyatro kökenli. Evet. Ama tiyatronun da kattığı bir şeyler var demek ki. Benim tiyatroyla bir alakam yok. Ve 30 yıldır falan da tiyatroya gitmiyorum. Arkadaşlarım rica ediyor, gelmen falan. Gitmiyorum. Çünkü Berlin'de ben dünya şaheserleri seyrettim. Hem Fransızlara, hem Macarlara, hem Almanlara gitmiyorum o yüzden. Bir katkısı var tabii. Tiyatro sanatının mutlaka bir katkısı var. Katkısı yok diyemem yani. Bir terbiye veriyor insana. Yani sahne terbiyesi de önemli bir şey tabii. Ben Türkan Şoray'ı sette seyrettim. Yani o duyguya o anda nasıl girdiğini hayret ettim. Ha onu da soruyorsunuz. Şimdi o oyuncuyu hazırlamakla ilgili bir şey. Kendisi yönetmendi. Başında çekilen bir filmiydi. Yani ben mesela bir... Yönetmendi. Evet. Hayret ettim. Evet öyledir. Türkan öyledir. Ağla dersin hemen ağlamaya evet. Başlar. Değerli bir oyuncu aslında ama iyi yerlere düşmüyor. Mesela Vesikalı Yarım, Litvakat'ın primitif sanat vardır ya resim sanatında. Primitif sanatın bir başyapıtıdır. Evet. O kadar basit bir filmdir ki derinden etkiler bizi o film. O Vesikalı Yarım. Evet. İzzet Güner'le birlikte. Evet. Ya o da ilk ona girer evet. Yani mutlaka. Evet. Ama bu kadar basit bir film yapabilmek için başta söylediğim gibi yani şeyle biraz plastik sanatlarla falan haşır neşir evet. Olmanız lazım. Lütfü abi öyle biriydi. Ve Lütfü Akat hiç kıskanç değildi. Bana bir gün dedi ki ya bu şeyde Strasbourg'da ya bu Metin Öksan gibi bir deha var onu görmüyorlar. Körü bu adamlar dedi. Şimdiki yönetmenler öyle değil. Herkes birbirini çok çekemiyor falan filan. Yani o kuşak öyledir ya, yani sağlamdır yani birkaç kişi. Atif abi de sağlamdır yani. Ama Lütfü abiyle şeyin yeri çok ayrı tabii Metin Öksan'ın. Yani onlar sanatkar, bir de zanaatkarlar var. Onları saymıyorum. Evet. Zanaatkarları saymıyorum. Öyle. Şimdi biraz önce sen şey yaptın ama dolaylı olarak yani Straub'dan bahsederken tabii o belki epik sinema, epik anlatıdan belki yararlanmak için düşünmüş olabilir. Bu hani mesela Angeli Pilsson'da Brecht'çi yani özellikle başlangıçtaki filmleri hemen hemen Brecht'çi böyle şeye evet. Ne diyelim uzaktan dile, ve soğuk evet. Bir bakış. Yani sonra yavaş yavaş tabii uzaklaştı ama sende böyle şeyler oldu mu yani? Epik sinemayla, diyalektik sinemayla. Anlatayım. Evet. Şimdi şeyle Mavi Sürgün'ü çekerken Anna Shugola'yı merak ettim. Dedim ki sen Godard'la film yaptın. Jean-Luc Godard yani tapındığımız bir adam. Hala yaşıyor. Bir iki şey anlatsana. Ya senaryo vermiyordu. İşte çok sevdiğim bir Mozart koy, bir şey koy onu dinle. Ve sevdiğim bir romanı oku diyormuş. Senaryo vermiyor. Sonra çekim sırasında ne oluyor dedim. Bir gün dedi işte bana şey dedi, pencereden dışarıya bak. Demiş ki bak, neden bakıyorum, kime bakıyorum, ne görüyorum yani.
Sen ya sadece bak demiş. Hiçbir şey cevap vermiyor. Çünkü o oyuncuları nesne gibi kullanıyor. Yani o öyle kullanıyor. Yani bu mesela Angelopoulos da pek önem vermez yani. O onun için önemli olan biz otururuz ve karşıda oynayan o çok güzel filmi izleriz. Giremeyiz içine bir türlü. Ama çok güzeldir o yani. O yani yöntemler farklı. Godard da öyle. Evet. Nesne gibi görüyor oyuncuyu, bir oyuncuyu. Şimdi biz tabii başka türlü yetiştik. Ben yani dramatik tiyatronun, dramatik sanatın, dramatik sinemanın diyelim kurallarına göre yetiştik biz. Yani bir oyuncuyu, karakteri anlatırken önce bir birlikte yaşamanız lazım biraz. Mesela Eric Rohmer, Fransız yönetmen, bir ev tutuyor. Bütün oyuncuları birlikte aylarca yaşıyor. Ondan sonra film çekimine başlıyor. Güzel bir şey. O oyuncuyu tanımanız lazım. Ve oyuncuya iyi bir yönetmen en iyi anlatandır. Ona en iyi şekilde aktarmanız lazım. Bu film neden yapılıyor? Ne söylemek istiyor? Ve sen bu filmin içinde kimsin? Nerede duruyorsun? Ve ne yapman gerekiyor? Bütün bunları anlatırsanız ve iyi anlatırsanız o yavaş yavaş o karakterin içine giriyor. Bunlar önemli şeyler. Ya yönetmen ile şey arasındaki ilişki film öncesi çok önemli. Mesela ben çok değerli oyuncularla çalıştım Yük'te. Tülin Özen, Tansu Biçer, evet. Ve o şeye giden, Amerika'ya giden neydi? Nadir Kısabacak. Bunlar ne bacak? Evet. Evet. Bunlar mükemmel oyuncular. Yani evet. Üçü de mükemmel oyuncu. Evet. Şimdi bunlarla ben gece şeyde lokantada yemekten sonra ertesi günkü sahneleri konuşuyordum falan. Hayır yetmiyor, bunlar uyumuyorlar ve kendi aralarında da çalışıyorlar falan ve işi derinleştirip zenginleştiriyorlardı. Dolayısıyla talihliyseniz, iyi oyuncu seçmişseniz iyi sonuçlar alırsınız. Benim en büyük şeyim, kurnazlığım en iyi oyuncuları seçerim. Ama tipoloji önemli. Evet, çalışıyorsun. Yani mesela bir şeyi, yani ne bileyim ben, bir fahişe oynayacak bir kadını, yani çok böyle şey bir kadını oynatamazsınız falan. Yani parlak bir kadın lazım. Tipoloji önemli ama yani iyi oyuncu seçmeniz lazım. İyi oyuncu seçerseniz işin %50'si halledilir. Yani böyledir. Bir de setten önce iyi bir çalışma yaparsanız, sette artık kafa işaretiyle ve göz işaretiyle çalışırsınız. Şimdi o bilir yani. Nereye gideceğini bilir, ne yapacağını falan bilir. Ben çok büyük bir oyuncuyla çalıştım. Erkan Yücel. Evet. Maalesef evet. Vefat etti. Bereketli topraklarda var. Evet. Endişede de öyle. Endişede ben de var. Şeyde de var. Hakkari'de de oynuyor. Evet. Muazzam bir oyuncuydu. Şimdi şeye bir şey söylersin, dinlemiyor zannedersin. Hepsini böyle alır falan. Sete çıkınca mesela ağlamaklı ya dramatik bir sahneden sonra kat deyince ben kesince birdenbire espri yapmaya ve gülmeye başlar. Yani geçişleri olabilen oyuncular onlar. Bazısı geçiş yapamaz. Günlerce yani o dramatik sahneyi yaşar falan. Ona göre davranacaksınız oyunculara. Yani yönetmen olmak da biraz zor bir iş yani. Yani insan bilim yani. Antropoloji ya. Evet, kolay yerden kral olunmuyor yani. Yani estağfurullah. Antropolojiyi Doğan Kuban güzel bir şey söyledi. Dedi ki antropoloji öğrenmek istiyorsan kardeşim, ben onu yapmışım ama şeyle yapmışım yani kendi kendime. Orta Direği, Ölmez Otunu ve şeyse Yer Demir Gökbakarı seyir. Bu üç romanı okuyun. Antropoloji burada işte, buradan öğrenin diyor. Gerçekten öyledir. Bu üç roman başyapıttır. Beni de çok etkilemiştir. Ben yani öteki işlerini pek sevmezdim rahmetlinin ama Yaşar Kemal'in. Antropoloji oradadır diyor Doğan Kuban. Yani insan bilim çok önemli. Yani insanı tanımak, etmek. Biraz da yani onun için ben bu işe çok sardım. Yani insan tanıyorsunuz yani. İnsanın zaafları, güçlü yanları falan, nedir falan. Yani bu soruların cevaplarını falan arıyorsunuz. Yani ben şey gibi, Godard gibi işte dışarıya bak falan. Neden bakıyorum diye uzun uzun anlatırım. Orada şey var, işte ağaç var, ağaçta bir portakal var. Onu özlüyorsun bilmem ne. Mesela benim Hakkari'deki portakal sahnesi. Çocuk portakala bakıyor filan. Ondan sonra da diyor ki, ya kardeşim çok hasta, bunu alıp götürebilir miyim diyor. Götürüyor. Ama biz anlıyoruz ki çocuğun oyunda abi kardeş falan hasta değil. Çünkü hiç portakal yememişler, görmemişler. Görmemiş, ilk defa. O sahne odur yani.
Bir yaşlı bir kadın bana o sahneyi unutamıyorum demişti. Evet. Çok duygulandım. Evet. Dolayısıyla yani yönetmenler farklı yöntemleri var. Onlar işte Godard gibi çalışanlar var. Yani oyuncuyu nesne gibi görüp çalışanlar var. Bir de oyuncunun yani oyuncunun karakterin içine girmesi lazım. Dibe kadar inmesi lazım. Ve o karakteri bilinç seviyesine çıkarması lazım. İşte o iyi oyuncudur. Yani o çok az tabii şeyde, dünya üzerinde böyle parlak oyuncular var ama mesela benim en çok sevdiğim oyuncu Gian Maria Volonté'ydi. Gian Maria Volonté işçi sınıfı cennete gider. Ondan sonra İsa Eboli'de durdu. Evet. Başyapıtlar. Bunlar da oynamıştı. Fakat çok genç yaşta kanser oldu ve öldü. Benim bir Hollywood maceram var biliyorsun. Evet. Canon Production, Menahem Golan'la konuştuk. Dedik ki yani şeye telefon açtı bana. Gian Maria Volonté'ye. Gian Maria Volonté dedi yani herhalde kibarlıktan ben Erdem Kral'ı tanıyorum. Bu filmde oynamak istiyorum dedi falan. Hmm. Bunun üzerine biz Menahem'e telefon açtık. Hayır dedi olamaz o kanser. Film yarıda kalabilir dedi. Kapitalistler böyle. Evet. Yönetemedik onu. Kaldı ki ben o filmi çekmedim çünkü çok kötüydü senaryo, biterdim yani. Hollywood maceram başlamadan bitti. Afişler falan basılmıştı, var kitabımda afişler falan. Uzun bir hikaye o zaten, ayrı bir hikaye. Evet. O da ayrı bir şey, ayrı bir film. Onu film yapsana, bu da enteresan yani. Güzel bir şey, evet. Güzel bir film konusu olabilir. Yani eski defterleri açmayalım, boş ver. Yani, şey de diyor o yani. O filmde hakikaten bana bir senaryo yolladılar. Konstantin Almanca okuyor, benim gözlerim dışarıya uğradı ya bu nedir diye. Rezalet bir şey yani. Konstantin bir yandan gülüyor en dramatik sahnelerde, ben bir yandan gülüyorum. O bana çeviriyor çünkü zor bir senaryo. Konstantin Türkiye'de doğmuş bir Alman'dı asistanımdı, Konstantin Schmidt. Şeyin Eisenstein'de başına geliyor ya, Hollywood'da veriyorlar, o, ben bunu çekemem falan diyor. Sonra işte Kevin Meksiko'yu çekti, sonra gitti. Evet. Meksika'da çekti sonra yani filmi. Haneke de şey diyor, ben ilk çekimleri kullanırım diyor Haneke. Çünkü diyor oyuncu kendisini zaten çok hazırlamıştır diyor, yani tercih ederim diyor. Tabii. O yani, belli olmaz. Evet, yani her zaman belli olmaz. Mesela yönetmenlerin böyle bazı eğilimleri var. Var. Mesela evet. Nurgül ikinci şeyde provada iyidir. Vildan Atasefer mesela ilkinde çok iyidir. İkincide dökülmeye başlar falan. Onları bilirim ben yani. Evet. Mesela Mert Fırat'ı oynattım. Mert Fırat mesela birincide, ikincide değil, üçüncüde çok iyi falan. Evet. Üçüncü çekimde. Hazırlıyor çünkü kendini. Falan. Evet. Oyuncuya göre değişir. Evet. Onu bildiğiniz için mesela Vildan'ı alırım, senin işin bitti derim. Çünkü ikinciyi çeksem dökülecek yani. Çünkü evet. Orada bütün şeyini koyuyor ilkinde. Şey de arıyor birincisinde Nurgül, ikincisinde biraz daha şey yapıyor evet. Falan. Size anlattım hep bütün hikayeyi ama kamera orada. Kamera burada oldu. Öyle. Evet. Şimdi işte, tabii bu belki sorulmaz ama yani bu yeni projeler şeyi bana biraz konuştuğumuz için gene bir edebiyat buluşması var. Şimdi edebiyat meselesini evet. Sen sordun aslında, cevap evet. Veremedim. Evet. Çünkü benim eşim Tezer Özlü. Evet. Abisi Demir Özlü, bacanam Orhan Duru işte. Bir evet, evet yazar hepsi. Dolayısıyla ben edebiyatçılar arasındaydım ve işte yani Orhan Pamuk falan yoktu o zamanlar. Yani Oğuz Atay falan da Tezer şeydi, sen ya hikaye yani yazar mısın falan dedi, inanmıyorum. Çünkü hiçbir şey çıkmamıştı ortaya daha şey. Evet. Selahattin İlav, felsefeci Selahattin İlav onu lanse etti. Her tarafa tanıttı falan. İyi ki tanıttı Oğuz Atay'ı. İyi bir yazar, çok iyi bir yazar. Edebiyatçı dünyam vardı. Yani şairler, bilmem evet. Neler falan. O iklimde büyüdüm ben. Ve mesela Bereketli Topraklar üzerinde romanını okuduğumda ya ben film yapmam gerekir dedim mesela. Mavi Sürgün'ü okuduğumda da aynı şey. Yani bu üşenmekten değil, bir de ayrıca benim yazdığım senaryolar var evet. Yani şeyden. Tabii tabii. Özgün tabii. Şeyler de var. Ama belki etki açısından değil mi yani? Evet, sen de evet. Yani edebiyatta aşırı neşir evet. Olmam o edebiyatçı dünyasında yaşamamdan ötürü. İyi ki de öyle oldu. Çünkü çok şey katıyor insana edebiyat yani çok. Yani şiir olsun, roman olsun, hikaye olsun. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bu son
yapacağım film de öyle. Ben sinemaya öykünün romandan daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü romanda çok fazla diyalog var ve çok geniş. Onu kısaltmak, yüdük hale getirmek falan oluyor. Hikaye ise yani sizin hayal gücünüzü ekleyerek onu 8 sayfalık bir hikayeden mesela aldım, 100 sayfalık bir senaryo yaptım şeyde, Sus Payı'nda. Tabii. Şimdi yeni yapacağım filmin adı o. Refik Halit Karay'ın Sus Payı hikayesidir. Onu şey yaptım. Neyse ki destek kurulu beğenmiş, bana da bir şey geldi. Evet, çok umarım falan. Yani. Edebiyatçı bir şeyin içinde, dünyanın içinde şey yetiştim. İyi de oldu. Mesela Tezer'in, Tezer'e ben yaz dedim yani. Çünkü yeni dergide iki öyküsü çıkmış. Çok şey tanınıyor, marjinal şeyleri var, fanları var o sırada. Şimdi mesela Yapı Kredi'den 30. baskıda bütün kitapları. yani edebiyatçı dünyasında olmak beni mutlu etti. Mesela Yaşar Kemal çok önemli bir adamdı, çok önemli bir yazardı. Orhan Kemal'i tanımam çok iyi oldu. Çok dramatik bir şey anlatayım size. Demir Özlü'nün avukat yazarcısı Turgut Kazan'la ortaktı. Ortak yazıhaneleri vardı. Bir gün bir adam geldi böyle yumurta topuklu falan böyle faktör şapkalı falan. Dediler ki işte Orhan Kemal. Ben de şey saygı gösterdim. Merhaba Orhan Bey falan filan dedim. Demir dedim ki ne oluyor ya? Falan bir şeyler oluyor. Dedi ki yani biz buna dedi şimdi gideceğiz. Ben kefil olacağım. Beyaz eşya alacağız. Bu beyaz eşyayı satıyor ve kiralarını ödüyor. Ucuz satıyor tabii. Gittik, beyaz eşya aldık, çamaşır makinesi, merle falan demir kefil oldu. Onları ertesi gün ya da o gün sattı ve kiralarını ödedi. Bu adam Orhan Kemal ya, yani neler yazmış değil mi? Yani ne büyük hikayeler, ne büyük romanlar. Böyle bir dünya işte. Yani. Hiç unutmuyorum ya. Yani acı bir dünya. O zaman tabii ressamlar resimlerini satamıyor. Yazarlar sonra hepsi. Mehmet İler yüzler çok zengin. Evet. Yani onun çok için iyi bir ressam. Şey yani. Yıllar yani. Bitir. Hep sanatçılar için acı yıllar. Evet doğru. Evet, yani çok acı yıllar. Ya hep acı çektik kardeşim. Evet, yani evet. Sakıyor etim bilmem ne o bitiyor başka bir şey geliyor falan sansür. Evet. Olacak şey değil. Evet. Ya bir sahne var. Kürtçe Hakkari'den na diyor çocuklar. Anlatırız mı diyor şey Genco. Onlar da na hayır diyorlar. Şimdi bunu nasıl geçireceğiz ya? Dedim ki şeye Genco'ya sen dedim filmle birlikte şeye gir Ankara'da git. Na sahnesi kurulayım. Geçtiği zaman öksür dedim. Öksürük nöbetine gir. Soruyor filan çocuklar na dediği zaman bastırıyor ve anlamıyorlar. Na'yı öyle geçirdik yani. Tek sözcük yasaktır Kürtçe çünkü. Sonra şeyde oynuyor, Avrupa'da oynuyor, Kürtler benim başımdalar. Neden Kürtçe diye bu film? Kardeşim yasak, Türkçe'de Kürtçe yasak. Nasıl yapayım yani? Yılmaz abiniz Kürtçe mi çekiyor filmleri? Yasak, laf anlatamıyorduk. Öyle. Şimdi aslında bizim kuşak, tabii faytondan indi falan dedim ama biz orada beslendik. Onat Pırtlar'ın sinematikinde beslendik. Yani bütün o dünya klasiklerini orada gördük. Yani işte doğru, benim kuşağım ama. Hatta Halit Refiler falan da geliyordu yani. Bizden sonra kuşaklar da geliyordu. Mesela ben Oğuz Atay'ı orada görmüştüm. Yani Oğuz Atay oraya geliyordu. Evet. Fakat orada bir yani sosyalist ülkelerinin konsolosluklarından ya da Ankara'daki elçiliklerden alıyordu Onat filmleri. Bazı zorluklar çıkıyordu. Yani işte yani politik zorluklar çıkıyordu, bilmem ne oluyordu falan. Bazı filmler gelmiyordu. Dolayısıyla Onat bir film elde şey yapmış, kapatmış. Film gelmeyince Polanski suda bıçağı gösteriyordu. Ben 7 kere sudaki bıçağı gördüm o yüzden. Çıkıyordu, konuşuyordu. Kusura bakmayın bu filmi gösteremeyeceğiz ama suda bıçak oynuyor diye. Suda bıçak da Polanski'nin ilk filmi. Ve çok da güzel bir film. Ben o yüzden 7 kere izledim. Fakat biz orada yetiştik. Bizden sonra gelen kuşaklarsa İKSV'nin şeyinde, emek sinemasına yetiştik. Çünkü ben o emek sineması şeyinde oradaydım. Polisten gaz ve cop yedim, zehirlendim falan. Ve gazeteler manşet yaptılar. Burası bizim Kabe'miz dedim. Çünkü biz film yapmaya, yönetmen olmaya, kameraman olmaya ya da ne bileyim senaryo yazar olmaya burada karar verdik. Bir film görüp karar veriyorduk. Sinematik şey festival zamanında. O kadar önemli bir yer. Bizden sonraki kuşaklar. Dolayısıyla yani bu etkiler var.
Yani iyi bir film görmek lazım. En iyi okulda iyi bir filmdir yani. İyi bir film görmek. Oradan bir sürü ders çıkarabilirsiniz. Bir sürü güzel şey kalır. Tabii ki önemli ama yaşamadım maalesef. Yani işte yasaklar geldi falan ve sinematek şey oldu. Ama söylediğim gibi yani Polonya sinemasını, Macar sinemasını, bunlar önemli sinemalar. Fransız Yeni Dalga'yı falan hep orada gördük. Evet. Sen evet, orada gördük doğru. Yani. Evet. Tarkovski'nin ilk filmlerini. Sonra ben Tarkovski ile Berlin'de karşılaştım. Geldi oraya. Hastaydı. Bir konferansına gittim. Gençler böyle çok heyecanlı falan. Birisi devamlı özgür olmak. O da kızdı ama belli etmedi. Şey dedi, özgür olmak istiyor musun? O zaman ol dedi. benim şeyim oldu yani. Kıblem oldu. Yani şey kılavuzum oldu yani. Ne kadar güzel bir şey. Burada olup bitiyor özgürlük yani. Özgür olmak istiyorsan al kardeşim dedi ya. Evet. Sonra da dedi ki ya bu Berlin dünyanın en kasvetli yeri dedi. Ben İtalya'ya gidiyorum dedi. İtalya'ya gitti. Biz para topladık. Çünkü yetmedi paralar. İşte hastaneye yatırıldı falan. Ondan sonra da sanıyorum 6 ay sonra falan öldü. Ama evet. Antonioni'nin yardımı var. Çok yardım etti. Evine falan da aldı. Birisi daha yardım etti. Bir ünlü Fransız, onu unuttum. Oralarda öldü. Önemli bir adamdı tabii. Evet, çok evet, önemli evet, bir yönetmendi evet. Yani. Son yaptığı Kurban aslında bir anlamda bir veda filmi yani. İyi bir yönetmen evet. Tabii. Şey, felsefeci yani. Evet, çok felsefeci. Filozofik bir adam çok. Evet. Yani ağır filmleri, çok ağır. Yani yenileri yutulur lokma değil yani. Ben öyle film yapamam. Bir de Sinematek'in onatlarını çıkardı. O yeni sinemada. Tabii. Yeni sinema yani çok katkısı oldu gerçekten. Evet, evet. Hepimizi etkilemişti. Evet evet doğru. Sinema dünyasına yeni sinemanın da etkisiyle girdik. Sinematek'le ilgili evet. Bir komik anımı anlatayım size. Evet. Şimdi Acı filmini yapmış Yılmaz Güney. Onat Kutlar, ben, Altan Yalçın ki asistanıydı, vefat etti Altan Yalçın, çok genç yaşta öldü. Ben ve Onat, işte bir de Yılmaz, 4 kişi oturduk. Ve şeyi, Acı'yı seyretmeye başladık. Acı filminde bir ara böyle işte şey, kaba kurguyla gösteriyor. Kayalar düşer. Düşer falan filan. Fena da bir film değil falan. Neyse film bitti, işte yukarıda konuşacağız. Çıkarken ona toparlamaya başladı. Hayrola abi dedi Yılmaz, ne oldu dedi. Kaya düştü ayağıma dedi. Abi dedi, anladım dedi. Yani o kayalar kısmını dedi, kısaltacağım dedi. İkisi de çok zeki anladım. Yani uzun demiyor, diyor ki kaya düştü ayağıma, onu için toparlıyorum. Güzel. Böyle bir anım var evet. Tabii çok iyi gençler yetişti. Çok iyi şeyler, sinemacılar var. Ama bir yandan da salon filmi yapan, işte tüccar bezirgen insanlar da var. Yani Müslüm falan nedir Allah'ını seversiniz yani falan. Ondan sonra işte bu dondurma mondurma falan Allah'ını sever nedir onlar yani. Ama yani mesela bu anons filmini izleyin. Anons filminin yönetmeni çok güzel, minimal bir şey yapmış. Evet. Çok yani çok böyle devamlı gülümsüyorsunuz. Komedi şeyinde, kategorisinde zaten. Karanza. Evet. 21 Mayıs'ta bir şey oldu. Darbe oldu Ankara'da. Talat Aydemir ve arkadaşları. Bak İstanbul'da da onun uzantısı 4-5 kişi İstanbul Radyosu'na çıkıp konuşma yapmak istiyorlar ve bir türlü konuşamıyorlar falan. Darbe orada başarısızlığa uğruyor. Bunların haberi yok falan. Çok komik bitiriyorlar. Ve eski subaylar giyinip geliyorlar. Son sahne muhteşem. Üzerlerinde üniforma var. Sabaha karşı darbe şeye uğrayınca İşkembe çorbası içince adam dördü. Sessizce böyle işkembe çorbası. Ya işkembe çorbası içersin tabii o karşısında. Evet, evet izlemedim filmi ama şey aklıma geldi. Bir roman filmi var ya, Bükreş'in Doğusu. Ha, o da güzel. Evet, yani benzer bir şey de böyle. Komik, o da komik, çok komik evet. Evet. Burada şey yapalım, çünkü belki de yorulmuş da olabilir Erdem, bilemiyorum. Yavaş yavaş yolun sonuna gelmiş olalım. Peki, çok teşekkür ederim çocuklar, yoruldum. Evet.